Bütün olasılıkları düşünmeli. Hadi Memale. Nasıl hadi? Ne oluyor Zeynep? Gitme vakti geldi abla. Gitme vakti mi? Biletim üzerinde yazıyor komiserim. Kalkıştan yarım saat önce garajda olmak lazım diye. Trafik neyin anca gideriz hadi. Hiçbir yere gidemezsin köylü kızı. Bütün bu olanlardan sonra seni otobüsle hem de yalnız başına köye göndereceğim sanmıyorsun herhalde. Yok Memale, boş ver ya. Ben biner otobüse dönerim köyüme. Hiç kimsenin haberi bile olmaz. Sen merak etme. Saçmalama Zeynep. Memale haklı. Bugünü gördün. Adamlar seni kaçırıyordu neredeyse. Bunu tekrar denemeyeceklerine kim garanti ediyor? En azından o adamları yakalayana kadar burada bizimle kalmalısın. Yani bizim Belgin Hanım, Belgin Hanım'la kalmalısın. Ya merak etmeyin başkomiserim. Ayağımı attım anda o otobüse. Tekrar eski Zeyno oluvereceğim nasıl olsa. Memo'nun nişanlısı Zeyno, balodaki hanımefendi Zeyno, kül kedisi Zeyno kaybolacak. Bütün o kötü adamlar da aslı olmayan bir Zeyno'nun peşine düşmüş olacaklar. Beyhude dolanıp duracaklar. Merak etmeyin onun için. Yüreğinizi ferah tutun. Aferin köylü kızı. Çok güzel konuştun. Rica etsem bunu bir not halinde bir kağıda yazıp imzalar mısınız acaba? Not mu? Hayır. Bir nişanlım var sanıp yeniden intikam ateşiyle yanmaya başlayan düşmanlarıma postalayacağım. Böylece yakamı bırakırlar ne güzel. Memoli yapma. Sahi söylüyorum şef. Bırakalım gitsin ne olacak ki? En fazla Zeyno'nun bindiği otobüsün bir yerde tekerleği patlar. Otobüsün üstüne yıldırım düşer. Köprüden uçarlar en fazla o kadar yani. Aman Allah korusun be. Allah korusun Memoli. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? İnşallah o dediklerinizden bir tanesi olur da Memoli Bey. Siz de benden ömür boyu kurtulmuş olursunuz. Nerede? Aa. Şu keçiğin adından hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Vazgeçmeyeceğim. Otobüs biletim burada. İster beni garaja bırakırsın ister bırakmazsın. Ben bu akşam köyüme geri dönüyorum. Dönmüyorsun. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Dönmüyorum. Ne diyordum abla ben? Dönmüyorum diyorsun sen. Dönmüyorum. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Dönüyorum. Hadi dön bakalım. Ne başladılar? Şu keçiğin adını bırakacaksın köylü kızı. Kapının önü kurt kaynıyor. Hiçbir yere dönmüyorsun. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Yapmayın çocuklar. İçime fenalık geliyor. Şimdi bayılacağım. Ama bayılın Belgin Hanım. Ben tutarım sizi. Teşekkür ederim Kemal Bey. Ben birden iyileştim. Dönüyorum. Dönmüyorsun. Ya böyle parça parça söyleyince çok mu inandırıcı oluyor? Ya bu benim lafım ya. Bir de ne oluyordu abla böyle yapınca? İtici. Hah çok itici oluyor. Ablacığım kopya vermek yoktu hani. Canım sen sor sana da söylerim. Bak köylü kızı. Yeter. Ama şef. Memoli kes. Ya başkomiserim ya. Zeynep kes. Bravo Kemal Bey. Belgin kes. Ne dedim ben? Çok özür dilerim. Yani lafı değil şöyle. Ziyanı yok Kemal Bey. Biz sizin bu hallerinize alışırız. Hayatta ben size demem. Bunları dedim ben. Ne oldu bunu? Kedileri kaçmıştır yine kedileri. 1-2-3 diye saymaya başlar şimdi. Ya bu gerçekten çok enteresan. Çok ilginç bir şey ya. Memoli az önce benim söylediğim şeye gülüyorsan yarın merkezde bütün fotokopiler seni bekliyor haberin olsun. Alakası yok şef. Bu bambaşka bir köylü. Bu defa bayağı bir kısmı kaçtı galiba. Sayıyor bir türlü süreyi tamamlayamıyor. Ne yapsın çocuk? O kadar çok acı çekti ki. Sinir mi dayanır? Vah vah vah. Bakın bir dakika ne anlatacağım. Şimdi bu köylü kızı ilk geldiği gün buraya. Kapının önüne. Geldi bavuluyla. Ondan sonra geldi benim eve girdi. Ben dedim ki köyüne döneceksin dedim. Dönmeyeceğim dedim. Öyle dedi. Dönüyorum dedim. Dönmüyorum dedi. Şimdi. Tersi. Nerede şu komik bunun? Geçiler karşı. İyice karşı. Sen de çıkıp bütün kameraların önünde poz vermeseydin o zaman. Sen de bana polis kıyafeti giydirmeseydin de herkes beni senin nişanlın zannetmeseydi. Yani polis zannetmeseydi. İkisi aynı şeydi çünkü. Aynı şey tabii. Hay Allah'ım ya. Bunlara bakın Kemal Bey. Sabahtan beri kavga ediyorlar. Akşam oldu haberleri yok. Niye güldünüz Kemal Bey? Saate baksanıza. Çoktan kaçırdı otobüsünü. Otobüs mü? Ana! Ne yapacağım ben şimdi? Ben kazandım. Komiserim ne olur siz götürün beni Allah rızası için ya. Delirdin mi Zeynep? Bu saatten sonra ne otobüsü? Aman. Sen ne gülüyorsun orada? Hiç. Benim aklıma bir fıkra geldi. Kendi kendime gülüyorum ben burada. Memoli fıkralarını kendine sakla. Çocuk gibisiniz. Çok ayıp Zeynep. Memoli 5 yaşındaki çocuk yapmaz yaptıklarınızı. Berk bile yapmıyor böyle bir şey. Yo. Berk yapıyor bazen galiba. Hadi Zeynep sofrayı hazırlayalım canım. Herkesin karnı acıkmıştır. Ne sofrası be abla? Canım sofrada seninle ne zaman gideceğini de konuşuruz. Peki. Sofrayı mı kuruyoruz dediniz? Evet. Ben kalkayım artık. Abla. Gitsin.
Kemal Bey, siz de kalırsınız değil mi Yemi? Belgin ablacığım, bu şefle bizim aramızda kullandığımız özel şifreli bir dil. Mesela şimdi şef şey demek istedi, seve seve kalırım demek istedi. Evet. Hadi Zeynep, mutfak bizi bekliyor. Tamam abla. Bırak şu elindekini de. Aman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.